Okan abi, Beşiktaş'ta ne oluyor abi? Fernando Santos'un ateşi mi yükseldi? Balonu mu düştü? Vallahi Neler şunu oluyor? söyleyeyim. Top sende sevgili Balonu mu Okan düştü? abi. Şunu söyleyeyim yani balonu düştü değil mi? Yani şu anda şu kadroya Mourinho ile Guardiola'yı kuru bey koyardı. Hiçbir şey yapamaz yani. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık icraat zamanı. Yani geldiği günden beri başkanın verdiği vaatlerin gerçekleştirmesi lazım. Ki bunu da söylüyorduk sezon başından beri. Bu kadroyla Beşiktaş yani ilk üçe, ilk beşe girmekte zorlanır ki çok zor girmesi. Yani bireysel olarak oyuncuları tek tek söylüyoruz, eleştiriyoruz. Yani bu kadroyu kuranlar evinde oturuyor şu anda keyifle belki maçları izliyorlardır. Kimse bunların sorumlusu Şenol Hoca mı, Ahmet Nur Çebi mi, Ceyhun Kazancı ise büyük bir vebal aldılar, günah aldılar. Yani sonuçta milyonlarca Beşiktaşlı'nın ağını aldılar. Beşiktaş formasını bırak giymeyi. Anadolu takımlarında çoğu takımda oynayamayacak oyuncular şu anda Beşiktaş formasını giyiyor. O kutsal büyük formayı giyiyor. Ya bunlar tabii ki de o oyuncuların suçu değil. Yani ne anlamda suçu değil? Potansiyelleri, yetenekleri belli bir seviyede. Bu oyuncuları sen hangi takım olursan, hangi takımdan almaya kalkırsan kalk, Beşiktaş'a teklif etsen uçarak gelirler. Yani tarihin en yeteneksiz, en kötü kadrosu kuruldu. Bak Beşiktaş Evet. tarihin en yeteneksiz, en kötü kadrosu kuruldu. Yani bakıyorsun iki maçtır gol yemiyor, üç maçtır gol yemiyor kupa maçı da dahil. Yani bu maçta Pendik Spor maçında 4 gol yiyorsun. 3 maçlık gol 3 maçta yiyeceğin kadar gol yedin bu maçta. Oyuncular bireysel olarak Tayfun'u, Onur'u, yani Cenk'i bakıyorum. Bahtiyar, Tayyip defansta yani inanılmaz uyum sorunu yaşıyor ya. Tayyip de Bahtiyar yani ne yaptıklarını bilmiyor. Tayyip de tabii ki de çok uzun bir sakatlıktan çıktı ama yani biraz ısırır insan pozisyon almasında biraz geç kalmaz, biraz daha agresif olur. Yani yanındaki oyuncular bakıyorsun Tiam Ertuğrul sana bir şey alacağım. Buyur abi. Tiam'a bakıyorum. Sonra şeye bakıyorsun abi Umut Nayır yanlarından abi vızır vızır geçiyorlar ya. İnsan yolda sokakta Taksim'de bu kadar kolay gidip yürüyemez ya. Bak Taksim'de bu kadar kolay yürüyemez. Sen kendi ceza sahası. Mahremin senin orası. Isıracaksın Biraz kardeşim. yükseltelim sesi. Isıracaksın kardeşim. Burası diyeceksin Beşiktaş kulübünün ceza sahası yani. En azından yani ne oluyor dedirteceksin. Adamlar alıyor, dönüyor, önünden geliyor, topu alıyor, içeri orta yapıyor, karşı karşıya kalıyor, pozisyona giriyor. Tamam Beşiktaş pozisyona giriyorsun da girdiğin pozisyonları değerlendir. Mert kardeşim bir maç çıkıyorsun kahraman oluyorsun, bir maç çıkıyorsun rezil oluyorsun ya. Yani bir devamlılığın olsun. Yani iyi kaleci diyoruz, iyi ayakların var diyoruz, bir şeyler yapacaksın, yapmaya çalışıyorsun. Tamam öndeki oyuncular ama abi kalene gelen her şut gol oldu bugün ya. Her şut gol oldu ya. Ya 4 gol Pendik'ten yemek rezilliktir. Hakikaten rezil. Felaket bir durum ya. Yani Beşiktaş camiasına takımına yakışmıyor. Ben başkan Sayın Hasan Arat'ın artık bir an önce bir reaksiyon göstermesi lazım. Yani bir transferlere bir getirmesi. Çünkü iki maç kazanan yeni gelen hocaya elini biraz kuvvetlendirip 2-3 oyuncu yani en azından verip o hocayı bir rahatlatman gerekiyor. Oyuna giren oyunculara bakıyorum. Rebic, Muleka yürüyerek oynuyorlar. Onlar da kafa olarak birçok oyuncu bitirmiş. Yani bilmiyorum bu fecaat bir durum. Hakikaten kolay bir durum değil. Beşiktaşlar açısından çok zor bir durum. Ama işte hep aynı yere geliyoruz babacığım. Bu işin başına. İşin başında yapılanlar, yaşatılanlar şu anda yaşanıyor. Yani tamam zaman var. Transfer dönemi açıldı. Vaatlerde bulunuldu. Yapılacaklar söylendi, edildi ama hiçbir şekilde de şu anda gerçekleşmedi. Biz de bunların gerçekleşmesini istiyoruz. Elindeki kadroyu görüyorsun. Bu kadroları senin yanındakiler, futbol akıllı olanlar, futboldan Beşiktaş'ta oynamış insanlar görüyor tabii. Ama işte artık o bir an önce hamleler yapılsın, oyuncular gelsin. Bu kadronun bir an önce toparlanması gerekiyor. Önümüzdeki sezonun yapılması gerektiğini söylüyoruz burada. Yani bunları siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz, taraftar da görüyor. Yazık günah insanlar karda kışta kıyamette maçlara gidiyor ya. Sivas'a gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor, Bursa'ya gidiyor. Diyorlar ya taraftarız biz çekeriz cefa. Yani tamam taraftar çekiyor cefayı da ama siz de sefa sürmeyin. Yani oralara makamlara geliyorsunuz. Beşiktaş Kulübü Başkanı, yöneticileri, işte idare menajerleri falan filan. O kartvizit güzeldir. O kartvizitte gezmek onurlu, keyiflidir. Her kapıyı açar sana. Ama artık da siz de taraftarın yüzünü güldürün, bir tebessüm ettirin. Şimdi senin iki maçlık bir serüven, üç maçlık bir serüven aldatıcı olabilir. Hep söyledik burada. Yani Beşiktaş'ın bu kadrosu yetersiz dedik. Ama işte o aralar sizin bir araya devreye girmeniz gerekiyordu. Kusura bakmayacaklar yani. Başkanın bir an önce artık refleks, reaksiyon ve transferleri yapması gerekiyor. Yani şu anda Beşiktaş'ın geçen seneden bu zamana kadar hep şunu söylüyordum ben. Bir tane kreatif oyuncusu yok merkezde. Bir bakıyorsun abi Raşiska bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Ya bir tane kreatif bir merkezde bir oyuncu alsan 8-10 numara, en azından maç 0-0 iken 1-0 iken bir kilit açar, bir şey yapar, gol atar, gol attır, takıma direnç kazandırır arkadaşlar. Kreatif bölgende Tayfur Bingöl'le Tayfur, şey oynuyor. Bravo. Demir Ege oynuyor. Ya hadi genç Demir Ege'de Getson da koşuyor, mücadele ediyor. Onda da en büyük sıkıntı ne diyoruz? Final pasları. Yani oralara gittiği zaman o araları, oraları, buraları çok fazla sokamadığı yetenek, yani potansiyeli o kadar olduğunu söylüyor. Ya bir tane oraya, o bölgeye bir oyuncu alsaydınız en azından ya. Geçen seneden beri bu sıkıntı yaşanıyor. Ama tekrar ediyorum abi, şu durumu yaşatanlar abi daha beterini yaşayacaktır. Yani Beşiktaş taraftarım, ben maça gittim Eyüp maçına mesela. İnsanlar isyan ediyor. Yani insanlar şu anda çok ciddi bir şekilde kan alıyor, kan kusuyor ya. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Yapacak bir şey yok. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız derler ya. Mesela maçlardan sonra röportajlarda gelirler, sorarlar ne oldu mağlup. Mağlup olduk, kötü oynadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Beşiktaş da bu sezon önümüzdeki maçlar 2 ileri bir geri, 2 ileri bir geri, 2 geri bir ileri. Okan böyle abi, devam edecek. Artık Beşiktaşlılar ağlanacak haline gülmeye başladı. İş trajik bir noktaya doğru ya ilerliyor. Ya ağlanacak hali ne değil bak şimdi. Ağlanacak hali gülme şudur mesela. Yani yapılanları yediremiyor, sindiremiyor Beşiktaş taraftarı. Şimdi sana soruyorum abi. Tayfur, Umut, Bahtiyar, Tayyip, Onur, yani bunlar Cenk, ya al getir Galatasaray'a, koy Fenerbahçe'ye. Hangisinde kadroya girebilir? Hiçbirine kadroya İşte girebilir. Ama sen büyük takımsan, büyük camiasan ona göre oyuncular getireceksin. Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorum. Fenerbahçe ikisinden de ben iki, bak yedek kulübesinden ikisinden seçme bir karma yapayım. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın şampiyonluğu oynayan takım kurarım ya. Doğru. Bak yedek kulübesini, ilk 11'ini demiyorum. Okan abi, geçtiğimiz seneden beri Sözde Futbol ekibinde devam ediyoruz abi. Hep beraberiz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz inşallah. Ama nasıl her sene abi şöyle konuşuyoruz. İşte Aralık ayının, Ocak ayında, Aralık ayında artık Beşiktaş önümüzdeki senenin planını yapmalı. Artık önümüzdeki senenin planını yapmalı. Bravo. 2 yıldır bunu konuşuyoruz Okan abi. Şimdi yeni bir başkan da geldi. Hasan Başkan diyor ki, benim diyor Avrupa'ya gittiğimde, dünyaya gittiğimde açamayacak kapım yok diyor. 204 ülkede kapıyı açarım. 204. Diyor. Hadi aç. İşte bekliyoruz açacağını. Açsın kapıları yani işte Okan bak, abi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın ismi de var. Kaldı ki. Kalenin kapıları açıldı ya. Açıldı. Şimdi açacağını bekliyoruz. Bu neden? Taraftar teveccüh gösterdi. Çok büyük bir teveccüh gösterdi. Büyük bir oy farkıyla ki karşısındaki rakip de Serdar Dalı yani. Yani boş bir rakibi evet. de değildi. Büyük bir teveccüh gösterdi. Vaatleri verdi. Şimdi geçen sene ne dedik? Beşiktaş çok iyi bir ivme yakaladı yukarı doğru değil mi? Üçüncü bitirdi. Son anda ikinci bitiriyordu ligi. İçeride Kasımpaşa'yı yenseydik ligi ikinci bitiriyorduk. Ama sen o ara yapılan transferler, Amartiler, Onanalar falan filan, anladın mı? Alınan oyuncular seni tekrar geriye sardırdı. Abi bu kadar kolay olmaması. Ha, bu yönetimin bu hata yapmamasını gerektiğini anlatıyoruz, söylüyoruz. Şimdi en azından devre arası 2-3 transfer önemli bölgelere. Sezon sonu da 5-6 tane yapacağın transferlerle doğru atışlar. Aynı şekilde geçen seneki hataları yaparsan Beşiktaş 2-3 sene toparlanamaz. Bak aynı hataları. Aynı seviyede oyuncular alırsan 2-3 sene daha toparlanamaz. Çok geriye gider. Hem mali borç hem kadro kalitesi. Bakalım başkan bu vaatleri verdi. Yani geç mi kaldı? Geç kaldı. Evet geç kaldı. Neden? Şimdi 2 haftalık bir galibiyet acaba yani 1-2 takviyeyle sezon sonuna kadar idare eder miyiz gibilerinden inanmışlık olabilir içlerinde. Evet. Bir güven olmuş oluşabilir. Ama abi yani bunu görebiliyoruz biz. Bütün futbol adamı, taraftarlar, spor yorumcuları yani insanlar fark ediyor, bunu görüyor. Artık yani doldurulması gereken yerler, taşlar doldurulmuyor. İşte 204 ülkeye girecek. Bakalım hangi ülkelerden kapılar açılacak. Biz de bekliyoruz. Çünkü kardeşim benim kulübümün camianın başkanı. Bize bu vaatlerde bulundu. Teveccüh gösterdi, kazandı. Biz de bu beklentilerin karşılığını bekliyoruz. İnandık ona. Şimdi bakalım, bekliyoruz, göreceğiz. Gerçekleştirmezse de geçen sene nasıl Ahmet Nurçebi eleştirdiysek aynı şekilde yönetimi de başkanı da. Bak şunu da es geçmeyelim. Şenol Güneş, Ahmet Nurçebi, Ceyhun Kazancı. Bu kadroyu kuran bu üçlüyse abi, bak ben sana söyleyeyim. Çok büyük vebal ağ aldı. Onlar kurdu zaten Okan abi. Yani. Kim kuracak daha başka? Mesela sene başında Ahmet Nurçebi'yi çok eleştiriyordun abi. Şimdi Hasan Arat'ı biraz daha yumuşak da olsa bir eleştirmeye başladın. Yeni geldi. Konuyla alakalı. Evet. Hani transfer gerekiyor. Fernando Santos'u almışsın. İşte Semih Kılıçsoy gibi bir oyuncu çıkmış. Hani sonbaharda açan bir çiçek gibi Semih tabii, Kılıçsoy tabii, şu bravo. Anda. Onu da güzel. Almışsın. İşte 3 tane maç üst üste kazanmışsın. Totalde kupayla beraber 12 gol atmışsın. Abi burada yeneceksin. İşi bitireceksin. Bunun devamı gelsin. Ya. Ama bak işte. Takımdaki hava sönmesi. Ya yeneceksin, kazanacaksın da. Yani şu tamam pozisyonlar var mı Beşiktaş'ın? Var mı ama bu kadar basit gol yemez. Şimdi Bahtiyar'la Tayyip'i söylüyoruz, anlatıyor. Onur'u sol tarafta, Umut Meraş.
Ya bunlar yani ne adam markajı, ne alan markajı, ne birebir, ne bir agresif bir oyun. Hiçbir şey yok ya. Çok kopuk Beşiktaş. Orta sahasıyla defans hattı, 3. bölgeli orta saha. Mesafeler çok dağınık. Şimdi Fenerbahçe'de gidiyor geliyor. Galatasaray gidiyor geliyor. Ama sende öndekiler önde kalıyor. Orta saha önde kalıyor. Arkada defans oyuncuları. Ve korkak, titrek, basarken, hamle yaparken çekinerek yapıyor. Ya git kardeşim. Sen tedirgin gidersen. Bak bugün 7 gollerde 2 tanesinde Beşiktaş. Hamle yaparken tedirgin haliyle hamle yaparken 7 golleri Beşiktaş. Evet. Ya git ısır. Soğukkanlı ol ya. Ya bakıyorsun Bonucci'ye, Sanchez'e bilmem neye adamlar alıyorlar, dönüyorlar, oyun kuruyorlar, hamlesini yapıyorlar. Yani şu var şimdi Samet. Yani yine hep aynı yere geliyoruz. Şu kadro, şu oyuncu topluluğu Beşiktaş formasını çıkartsın gitsin kardeşim. Yakışmıyor. Hiçbirine yakıştıramıyorum. Çoğuna yakıştıramıyorum. Peki Ümit Hocam. Evet. Beşiktaş son iki maçtır gümbür gümbür geliyordu. Rakiplerine korku saldı. Dediğim gibi önce Rizespor'a deplasmanda bir galibiyet. İçeride farklı anlam bir galibiyet. Tam Beşiktaş oldu derken, geliyorken yine bir saman alevi gibi iki maç kazanıp söndü. Beşiktaş'la ilgili bu gelişmeyi nasıl görüyorsun Ümit Hocam? Bu maçla ilgili yorumun nedir? Pendik Spor karşısında mağlubiyet. Ya kimse Beşiktaş oldu demedi. Ben mesela Beşiktaş'ın kolay kolay maç kaybedeceğini hiç düşünmüyordum. Puan kaybedeceğini düşünüyordum ama şimdi buradan baktığın zaman bu adamın da yapacak bir şey yok. Yani. Şimdi yabancı antrenör alacağı paraya bakar. Evren abi. Evet. Yani normalde şu adamın yönetime söyleyeceği laf, kardeşim ben bu takıma da seneye de bir şey yapamam. Bana iki sene, yani iki senelik şey verin demesi lazım. Bu takıma kaleci lazım. Bu defa bu oyun kaleden başlamıyor mu? Evet. Abi şey yani, her topu dağın duğun, Mert'in bir tane önündeki stopere yana değil, iki stoperin arasından rakip olmadan şöyle iki stoperin arasından şuraya pas geçir diyeceğim bir ayak şekli yok yani. Bu takıma ön libero lazım. Nerede Getson? Var ama yok. Et mi balık mı belli değil. Evet. Pozisyonu yok adamın ya. Yok. 6 mı 8 mi 10 mu belli değil. Sonra şimdi bak, Svensson'u niye aldınız abi siz? Hoca gelmeden aldınız. Niye oynatmıyorsunuz? Hani takımı bozmayalım. Tamam, niye aldınız? Yabancı bu, yerli değil ki. Kazanan kadroyu bozmamak için Onur oynattılar. Öyle ya da böyle, Svensson varken Onur oynamaz ki ya. Kesinlikle oynamaz. Umut Meraş. Olmaz abi. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız 3 tane daha altyapıdan koyun. En fazla 4 yersiniz yine. 5 yemezsiniz. Yani şu Beşiktaş kadrosunda 3 tane daha altyapıdan olursa Evren abi. Yine 4 sıfır biter. 5 bitmez ya. 6 olmaz yani. Bir anda hepimiz de buna dahil. Semih'i her yere götürdük. 3 maç daha ya. Real Madrid'e gitmedi. City'ye mi gitmedi? United'e mi gitmedi? 3 maç bu daha. Tabi o da bundan etkileniyor. Transfer haberleri de çıktı bugün. Çok tabii ki. Orada geleceğiz. Tabii ki. Yani şimdi ama adam bunun farkında. Çat diye aldı. Adam şu anda düşünüyor. Ya diyor, ben buraya kaleci alsam stoper eksik. Stoper alsam sağ bek eksik. Sağ bek alsam sol bek eksik. Önlü bek alsam 8 numara eksik. 8 alsam 10 eksik. Bak Rozier'i gönderdiler. Harika bir tespit. Gezalı mezalı göndereceksin abi. Kim varsa tavuk Sergen döneminden onun gitmesine vesile olan hangi futbolcu varsa alayını göndereceksin. Alayını. Yani ya bak, Pendik Spor takımına bak ya. İki tane 1.90 hatta biri 1.95'lik santraforla oynuyor. Bir tane Mehmet Etiyan. Mehmet Etiyan oraya geleceğim. Bir de Mehmet Etiyan, o da santrafordan kırma. Bir de burada Halil 4-2-4. Normalde ne dersin? Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fener'e iki tane çabuk adamım olsun dersin. 8 kişi savunma yapayım, 2 kişiyle kontratak yapayım. Bu adamlar 100 metreyi yani 25 saniye koşuyor. Erencan gerçi fulledi de yani. Bu adamlara yenildiniz abi. Yok, Pendik Anadolu takımlarında böyle oynamadı ki. Böyle oynamadı. Yani Pendik'in hocasını kutlamak lazım ha. Tabii. Yani adam baktı ki Beşiktaş'ın savunması çok kötü. 4 tane santrafor gibi adamla çıktı. Hocan iştir. Helal olsun ya adama. Tayyip'le çalıştım ben. Çok düzgün bir çocuk. Pırlanta. Ama Tayyip falan büyük takım oyuncusu değil. Değil abi. Ben size olacağı söyleyeyim. Tayyip gider, bu sefer alabilen Semih gelir. Bir ara Fenerbahçe'ye Taygun gidiyordu Bursa'dan, Sabek. Evet. Ahmet Supu geliyordu Sabek. O gidiyordu. Bir ara Trabzon'dan gençlerine Metin Altınay geliyor. O gidiyor. Oradan öbürü geliyor. Hep böyle bir sene Sabek, bir sene şey. Yok yani. Beşiktaş takımının mecali yok abi. Ben sana söyleyeyim. Adana Demir maçı. Pendik maçından daha mı kolay bir maç olacak? Çok daha zor bir maç bekliyor. Ve bu yeni Santos şey olmasaydı şu 4-0'ın devamında bugün Fulya yangın yeriydi. Ya da deplasmandan dönselerdi havaalanı yangın yeriydi. Yani bu takıma 11 oyuncu, 11 ilk 11 oyuncusu lazım.
Tabii ki bir tık abartabiliriz ama tabii, hakikaten öyle yani. Tabii. Beşiktaş seviyesinde futbolcu azlığı dikkat çekiyor. Peki Evren abi. Beşiktaş'ta neler oluyor? Bu mağlubiyetin sebebi nedir? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Fernando Santos'la ilgili düşüncelerin nedir? Abi şimdi birincisi Pendik Spor'u tebrik ediyorum. Erdem Özgenç. Benim takım arkadaşım. 40 yaşında. Evet, 40 takım yaşında. Arkadaşım biliyorsun. 39 Alparslan yaşında. Öztürk Eyüp'te oynamıyordu artık. Yani şey düştü olan oyuncu geldi. Burada savunmada o var. İbrahim Aktağ oynuyorsun. Orada bir Micho müthiş oynadı. Çok keşke iyiydi. Micho yani şu an Galatasaray'da olsun. Endombele nerede? Micho nerede? Endombele nerede? Micho nerede? Yani Micho'nun gitmesi büyük hataydı. Hadi onu geçelim. Onu geldiğimde konuşuruz. O tarafa bakıyorsun Ümit'in dediği gibi. Halil, Tur, Tiam, Erencan, Umut. Yani Pendik'in hocası demiş ki yani Beşiktaş takımı yani ben her türlü gol atarım. Ya sen kendi rakip Konya'ya karşı çıkmadın mı böyle? Hiçbir takıma karşı çıkmadın. Adam akıllı Beşiktaş'ı izlemiş. Savunma ciddi zaaf veriyor. Yani Beşiktaş'a karşı beklemenin bir anlamı yok. Ama kusura bakmasın da Santos Mantos dedik ama yani Sanfos oldu. Fos mu çıktı Evren abi? Yo, adamlık bir şey yok. Bu şimdi ama şöyle bir dakika bugün Santos'u da yazar. O şimdi sen bu takımı tamam abi. Getirdin. İki hafta takıma baktın. Tamam da bu savunmada başlangıçta Muleka ile Rebiç'te başlasana. Tayfun nereden çıktı? Anladın mı? Raskaya aldım oyundan. Raskaya takımın en iyisi. Bir tek oyuncuyla oynadı. Semih iki hafta biz de övdük. Genç oyuncular da olur bazen böyle bir şey. Düşüşler. Ama bir tane oyuncuyu sen orada takım içerisinde şey yapamıyorsan Semih'ten üst üste büyük, çok iyi maçlar bekleme. Çok yetenekli. Çok gelecek vaat ediyor. Kesinlikle yine devam ediyorum o yorumuma. Ama Beşiktaş'ın kadro olarak kötüydü. O sıyrıldı. Getson. Hiçbir şey yok. Yani tabii ki burada Santos'un bu kadro içerisinde şeyleri var ama bu kadar bu maçı bekliyor muydu Santos? Ya Beşiktaş taştan gol yedi ya. Büyük takım taştan gol yer mi? Hocam işte. Yer ama. Savunmanın orada uzun bir taç atarsın yani. Kaleye. Yakın. Korner çizgisinden. Adam orta sahadan taç attı. Kafayla açtırdı. Gol yedi. İki pasta geri geldi. Doğru. Yani oyun içerisinde. Ben şimdi söylüyorum. Beşiktaş oyunculara sesleniyorum. Ya siz yani hocayı Santos'u kandırabileceklerini mi zannediyor yılların şeyini? İki hafta oynadınız. Sıktınız. Sıktınız. Ondan sonra zaten bu iş oldu. Bu kadar basit mi? Ya bir takım yenilebilir ha. Büyük takımların hepsi de yeniliyor. 1-0 yenilirsin. Oynarsın. Bir şey olur. Mücadele edersin. Oraya her şeyi koşarsın. Hani kötü koşamazsın dersin. Mücadele edersin. Evet. Gol kaçırırsın. Ne mücadele var? 4 tane gol diyorsun. Adamlar biraz daha gelseler 7-8 olacak. Pozisyonları da var. Bir de sen Beşiktaş oyuncular bak girdiğin pozisyonların hiçbirini atamıyorsun. Niye? Maçta değilsin çünkü. Maçta değil. Kafam maçta değil. Yendim ben. 2 maç bu sene zaten bitti. Şimdi bir de bunu Santos bunları çözmek için uğraşacak. Adam 2 hafta geldi bakıyor. Aa bu takımda bir şey var falan zannetti. Hop bomba patladı hemen. Ya evet. Bu kadroyla zaten bir yere kadar gidersin. Ama bu yani acil çözüm şu an Beşiktaş yapamaz. Beşiktaş şu an 8 tane adam alamaz. 2 tane alır, 3 tane alır. Bu sene böyle olacak. Beşiktaşlar buna alışsın. 2 maç kazanacaklar, 1 maç kaybedecekler. Ama kaybederken de en azından mücadele edersin. Oynarsın, öyle kaybedersin. Ne mücadele var. Ne mücadele var. Ne ruh var. Ne bir şey var. Ya kardeşim istediği kadar bana bu oyuncular kalitesi, kapasite o kadar değil yani. Sonuçta hepsinin bu takıma gelirken bir ismi vardı. Yusuf 11'i de verelim ekrana o sırada. Yani Beşiktaşlar bazı Okan hariç. Beşiktaş muhteşem kadrosu var. Uçuyor, kaçıyor. Anladın mı? Evet. Öyle kadro kuruldu. Sezon başı gazladılar. Evet. 10. sene de aynısı oldu. Ama işte o ne oluyor? Bir çıkıyorsun abi patlıyorsun. Şimdi Rıza Hacı olsaydı bu hafta ne olacaktı? 4-0 işte bitse. Ne denilebilirdi? Yani onu düşünemiyorum. Allah'tan Santos var. Yo, ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'ta Evren abi ya bunun suçlusu kim acaba? O kadar çok kişi var ki bununla ilgili. Ya kardeşim. Sayın eski başkan Ahmet Nurçebi mi? Ceyhun Kazancı mı? Şenol Güneş mi? Burak Yılmaz mı? Hayır Burak Yılmaz. Rıza Çalınbay mı? Şimdi Rıza Çalınbay. Fernando Santos'a kadar geliyor. Okan abi Beşiktaş'ta bu yaşanan sıkıntının baştaki temel bozuk. Baba temel oyuncularda da var abi suç ya. Hiç kimse oyunculara bir şey demiyoruz da. Oyuncuları eleştiriyoruz hep beraber tamam burada da ama şimdi bu oyuncu bak şimdi ne olursa olsun sen bu oyuncuları transfer edersen bu oyuncuları kadar yani yeteneksiz oyuncular bu kadar yeteneksiz oyuncu toplumunu transfer edersen hepsi gelir. Şimdi babacığım bak ben şunu söylüyorum. Kimde suç diyorsun? Bu oyuncuları getirenlerde suç. Bu kadro yapılanmasını, mimarını yapanlarda suç. Şimdi bakıyorsun bir sezonda 5 tane teknik direktör değişmiş değil mi? 5. Evet. Teknik direktör. Beşiktaşlarında hiç olmayan bir şey. 5 tane. Bak bir sezonda 5 teknik direktör değiştiren takım kadro kalitesi gider. Pendik'ten de 4 yer. Kayseri'den de 3 yer.
Bir de Antep'ten de 3 yer. Yani başkan da gönderir bu kadro kalitesi. Bak bu kadro, bu oyuncu topluluğu. Başkan derler ya. Evet. Net söylüyorum sana. Şimdi bakıyorsun ya, isimlere bak abi şimdi. Mert'i, Zaynuttin Oğuz, Tayyip'i, yani bu oyuncular. Onur'u, Masuakuz değil abi. Son tarafta şey vardı ya. Umut. Umut Beraş oynamış. Umut Beraş oynuyordu. Yani ama Umut'u hiç saymıyorum zaten. Allah evlere şenli bu. Ya evlere şenli. Onur, evlere şenli. Ya bir alın verin, bir sorumluluk alın. Her şey geç. Evren abi çok güzel bir şey söyledi ya. Ya bir potansiyelin, bir yeteneğin vardır. Ya kardeşim karakter, mücadele koyun sahada en azından. Bir şeyler gösterin. Bir ısırın. Yani karşındaki rakip de tamam Pendik Spor. Bakıyorsun Fenerbahçe 4-5 yapmış. Galatasaray tek kale oynamış. Pendik'in yine 2-3 tane de net pozisyonu var. Beşiktaş'ın da pozisyonları var. Pendik'in de pozisyonu var. Bu kadar kolay pozisyon vermemen gerekiyor. Şimdi Raşiska tek başına getiriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Cenk yani orada artık yani eski Cenk'ten eser yok ya. Alıp dönerdi, şut çekerdi, bir şeyler yapardı. Semih bir yarım saat sahada bir şeyler yapmaya çalıştı ama orayı da kapattılar sonra. Semih de etkisiz kaldı. Yani bilmiyorum ama bu komple bir değişiklik gerekiyor. Samet, yapılacak tek şey babacığım, devre arası 3 transfer kilit yerlere. Şu anda 8-9 oyuncu alamazsın. Hem bütçe olarak hem de risklidir. Devre arası transferleri bir de pahalı transferler. Yani pahalı bile yani. İyi kaliteli oyuncu bulmak kolay. Sürekli bonservis ödemen lazım. Yapacağın 3-4 transfer, 2-3 transfer nokta atışı. Babacığım önümüzdeki sezon gittiği yere kadar gideceğim bu kadroyla. Önümüzdeki sezonunda 5-6 tane oyuncu alıp yine lige iddialı gireceksin. Ama aldığın oyuncular iyi oyuncular olması lazım. Yani rakiplerin gibi. Rakip kim getiriyorsa karşısına ona göre hamle yapman gerekiyor. Yani başka türlü bu işin içinden çıkamazsın. Bak az önce farklı ne güzel bir şey söyledim. Sezon başından beri 5 tane teknik direktör yen bu oyuncu topluluğu. Yarın öbür gün başkan da yer. Yani. Gider Pendik'ten 4 yer, Kayseri'den de 3 yer, öbür taraftan da 3 yer. Baba gidişat bu yani. Yalnız ben sana söyleyeyim, bu oyuncular Santos'u da kafayı yedirler ha. Evren, Santos da 2 hafta sonra barıra gider, şaşırmam. Allah aşkına. Vallahi adam yani abi, uğraşır baktı ki bu. Tabii. Şimdi abi hangi birini değişeceğim? 15 tane oyuncu yollayamaz. Yok ya. Hadi 3-4 oyuncu burada kalabilecek. Geçen de söyledik. Belli hiç oyuncular bu var hadi. Şimdi hepsini yollayamayacağım. Bu adam bunları nasıl düzeltecek ya? Geçen basın toplantısında kaybet için, adam da en sonunda bırakır gider. Benim için takımda dedi en önemli yani en değer verdiğim bölge dedi omurgadır dedi. Defans, kale, orta saha. Üçüncü bölge. Yani şimdi buradan nereden başlayalım? Omurga kalmadı ki. Hayır yani nereden omurga kalmamış ki. Mert yani gider. Yapılacak transferler değil. Tamam. Bana dedi bir stoper, bir ön libero. Bir de 8-10 numara gelirse dedi. Şu anda dedi en azından dedi, takımı dedi bir hareketlendirim gibilerinden bir ifadede bulundu. Konuşması oldu hocanın. Ki biz de bunu sezon başından beri söylüyoruz. En büyük sorunlarından bir tanesi kreatif bir oyuncu sökme işte. 8-10 numara Getson'un yanına koyabileceğim. Bir tane de işte Hacı Ahmetovic sakatlandıktan sonra Demirek'e yani belli bir yaşta, belli bir seviyede bir oyuncu. Genç oyuncu. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama abi Beşiktaş büyük takımsan oraya koyduğun adam Josef gibi, Atiba gibi olması lazım. Getson'un yanına koyacaksın Sosa gibi oyuncu. Arka tarafa da Pepe Marcelo gibi oyuncu koyacaksın baba. Böyle çıkacaksın lige. Şampiyon olacaksan bu kadro, bu seviyede, bu kalibredeki oyuncularla şampiyon olacaksın. Yalnız Pendik Beşiktaş oyuncuları kutluyorum. Helal olsun. Bütün Türkiye'yi iki haftada kandırdılar. Hepimiz kandık. Yine yani dedik ki yani bir toparlanma oluyor. Yok. Hani bir takımda bir hoca geldi filan. İki hafta sürdü. Ya maç kaybedersin. Ben onu demiyorum. Yarın bugün hoca da buna artık şey yapar. Ben kalmadım Evren abi. Yani iki hafta kazandı. Herkes abi ben bakıyorum. O gidiyor, geliyor, oynuyor işte takım düzecek. Abi hoca mı oynayacak? Ben hep ne Santos mu oynayacak abi? Değil mi? Aynen ben de dedim Evren abi burada. İki ileri bir geri. İki ileri bir adamın geri, sen geri, suratını görmedin mi? Bak geçen haftaki abi. Santos'un suratıyla sahadaki şimdi gelip çıldırıyor. Abi deli oldu. Çünkü öyle amatörce hatalar ki, öyle basit hatalar ki. Evren abi. Savunmada öyle hatalar var ki. Vallahi Pendik Spor'u kutluyorum. Helal olsun. Hocasını da kutluyorum. Özellikle de Tiam'da, Halil'de hem hücumda hem savunmada inanılmaz mücadele ettiler. Yani gittiler hata ve her gittiklerinde gol oldu. Yani adamlar orada, Erencan öyle, Umut öyle. Ya adamla baktığın zaman böyle cesaretle oynamaz her takım. Ama evet. Pendik hocası çözmüş abi Beşiktaş'ı. Yani Santos çözememiş Beşiktaş'ta oyuncuları. Acaba Pendik oyuncular hocası çözmüş Beşiktaş'ı, Santos daha çözememiş. İşte acaba ben de onu diyorum. Ya abi içeride hiç mi biri yok? Kardeşim işte Tayfur'un vereceği budur, Demir Ege'nin vereceği budur, Semih'in vereceği budur. Ya Okan abi hiç mi uyarmıyorlar içeriden Santos'u? Acaba içeriden de mi yemeye çalışıyorlar hocayı? Ben anlamıyorum ki yani. Olmaz yani. Şimdi 2 haftadır, 3 haftadır, 3 maçtır kazanan bir takım. Oyuncularda da yeni gelen hoca geldiği zaman hep bir reaksiyon gösterir. Yani önümüzdeki sezon sonunda yaklaştığı zaman abi takımda kalma
yani refleksiyle bir şeyler yapmaya çalışırlar. Ama hoca da bunun farkına varması lazım. Görmesi gerekiyor bu oyuncu topluluğunun kalibresini, yeteneğini, potansiyelini. Şimdi bakıyorsun içerideki oyuncular yedek kulübesine Rebic giriyor, Gezal giriyor, Muleka giriyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hiç. İsim olarak bakıyorsun abi. Önemli isimler mesela Rebic, Gezal ama bitmiş oyuncular. Kafa mental, olarak bitmiş. Beşiktaş'tan kopmuşlar. İşte senin burada bak yönetimin artık burada devreye girmesi gerekiyor. Geç kalıyor. Zaman bak gidiyor. Şimdi sen bu aralar bu oyuncuları kafa olarak kopmuş oyuncuları yavaş yavaş gönderiyorsun. Gitti mi? Giden oyuncular var mı? Var. Rozier gitti. Defanstaki o stoperdeki oyuncu Eric Bailly gitti. Şey de gitti. Şimdi yavaş yavaş bu oyunculardan uzaklaşıp ama giden oyuncuların yerine doldurman gerekiyordu. 2 haftadır, 3 haftadır kazanan takımı en azından bir tane iyi oyuncu getirecekti. Koyacaktın, hocayı da ödüllendirecektin. Arkadaşları, takımı da ödüllendirecekti. Taraftarı da ödüllendirecektin ama gelen oyuncu yok. Ya yani bir de bir şey soracağım. Şimdi Santos'ta oynasın dedik Türk gençleri de abi. Bu kadar da Türk oyuncu elinde kadro mu var? Şimdi kadroya bakıyorum ben. Tayfur'u niye oynatıyorsun? Umut'u niye oynatıyorsun mesela? İstediği kadar kazansın. Sen yeni bir teknik adamsın. Tecrübelisin. Abi sen geldiğin zaman burada bak kadroya. Bunlarla olmayacağı belli zaten. İki haftada anlamışsındır. Evet. Şimdi acaba diyorum Santos yani hemen bana daha çok adam alsın da diye oynattı bunları. Tabii. Ya az Zaydan'ın tuğumu ne işi var stoperde? Svensson'u oynat. Onur Bulut'u solda oynat. Ne bileyim orta sahada da al şeyi Rebic'i koy. Sen Beşiktaşlı sonuçta ofansif oynayacaksın. Yani burada Muleko'yu niye oynatmıyorsun mesela? Yani hocaya baktığın zaman o da hocada bunda oynatayım bunları. Bunlarla kaybedeyim ki oyuncu hemen alsınlar. Bana mı dedi acaba? Tabii. Ya o da ilginç yani. Ya bir de kabul etmediğim şimdi hep diyoruz ya. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor büyük takımlar. Hep büyük oyuncularla oynanır değil mi? Şampiyonluğa büyük oyuncularla gider. Ya bu kadroyu kuran bak Baba Akkı'ya, Süleyman Seba'ya, Şeref Bebe'ye, Vedat Okyar'a hakikaten onlara ihanet etmiştir ya. Ya bu çok, anlı çok şanlı kulübe. Bak bu anlı şanlı kulübe. Yani bu yakışmayan oyuncu topluluğunu getiriyorsanız yazıklar olsun size. Bak Şenol Hoca da dahil, Ahmet Nurçebi de dahil. Kim varsa kardeşim Ceyhun Kazancı da dahil. Ya burada oyuncular üzerinden bireysel olarak eleştiririz. Kolaydır. Yani ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Seni kalkıyor kardeşim Beşiktaş takımı istiyor. Formasını veriyor. Uçarak gelir abi. Onur da gelir. Umut da gelir. Zaynettinov da gelir. 5 milyon euro verirsin Zaynettinov'a. 5 milyon euro para vermişler Zaynettinov'a. 5 milyon euro bonservis. Nerenizde izlediniz kardeşim bu adamları ya? Ya soruyorum nerenizde izlediniz ya? Ayıp günah ya. Bu paralar kolay harcan mı? Bu paralar feda sezonu yaptınız, cefa sezonu yaptınız, bilmem ne yaptınız. Taraftarlar cebinden formalar aldılar, paralar verdiler, emekli maaşını verdiler ya. Bu kadar yani kendi şirketinizde, kendi evinizdeki paraları böyle çöpe atar mısınız ya? Asla. Harça vurur. Yani böyle bir yani bilmiyorum ama yazıklar olsun. Söylenecek bir şey yok ya. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Ümit Hocam, sahadaki mağlubiyetin nedeni acaba Pendik Spor kadrosunun Beşiktaş'tan daha kaliteli mi olması? Daha yetenekli, daha kaliteli mi olması? Çünkü ilerine uca bakıyorum hocam. Cenk Tosun diyor. Beşiktaş'ta da eskiden Beşiktaş'ta da oynayan Umut Nayır vardı bugün. Hı. İleride Erencan Yardımcı geleceğin önemli santraforlardan birisi olarak bekleniyor. İşte solda Mehmet Yan, burada genç Semih oynuyordu. Raşika, diğer tarafta da Halil Akbunar. Yine orta sahada Micho var. Burada Micho ayarında bir orta saha yok şu anda Beşiktaş'ta. En büyük sıkıntı o zaten. Şimdi bak. Bu söyleyeceğim tabii. Altı stoperde Alparslan bu oluyor. Şurada doğru düzgün bir stoper yok. Buyur hocam. Böyle bir tık öngörü, tahmin. Şimdi çok büyük başarılar yaşamış. Mesela İspanya'yı milli Avrupa şampiyonu yapmış Aragones. Real Madrid şampiyonlar ligi şampiyonu yapmış Del Bosque. Buradan ne çıkıyor? Bunlar mükemmel oyunculara çalışmış. Bu adam ne yaptı? O dönem Avrupa'nın en iyi kadrosu olan Portekiz milli takımını çalıştırıyordu. Evet. Şimdi ya sen 204 tane ülkede istediğim anda kapı açarım diyorsun. Futbolcu getirememenin bir bahanesi olabilir. Dersin ki 10 lira bonservisi var, 20 lira bonservisi var. Ben bu parayı nasıl vereyim kardeşim diyebilirsin. Ama hoca getirememenin bir bahanesi olamaz. Sen 204 ülkede istediğin kapıyı açıyordun. Tamam 3 maçta Santos'a bir şey diyemezsin de bula bula da bunu buldun da bunda der insanlar yani. Der hocam. Sen 204 ülkede istediğim kapıyı bir anda şak diye açarım diyorsun. Peki bu kadar adamlarla görüşüyordu. Bugün bir Türk antrenörü aldığın zaman 50 kişiye soruyorsun. Bu adamı kime sordun? Ben sana söyleyeyim mi? Kime sormuştur hocam? Dediler ki işte Ahmet var, Mehmet var, Hasan var. O olmuyor, o olmuyor, o olmuyor. İşte Gerson, Quaresma, Pepe falan filan. Abi vatandaşı. Bir Türk'ü anca bir Türk istemez. Ama bir Portekizli veyahut da bir başka memleketli kendi adamları düşmanı bilirse olsa öve öve söyler. Ya size Carvalhal geldi. Fenerbahçe'ye Cesu geldi. Pereira'sı geldi.
Bir de önünde son 10 yılın en iyi Fenerbahçe'si ve en iyi Galatasaray'ı var. Bunları geçmek sadece futbolcu yapılarıyla değil, futbolcu kalitesiyle değil. Antrenörler de olmalı yani. Şimdi sen hiç mi Almanya'da, İtalya'da olmadı da bir anda mesela bu adamı getirdin? Dur bakalım, yarın bir gün bu adam da Allah korusun, onlar için Allah korusun diyorum, benim için değil, kötü gittiği zaman bu da araştırılır. Orada ne çıktı ortaya biliyor musun? Bir sabırsızlık çıktı. Millet iki haftada hani bu başkanın o söylemlerine 204 ülkede bu kapıyı açarım, Paris Saint Germain başkanına resim, onunla resim, buna resim deyince zannettiler ki gelince hemen Paris Saint Germain'in iki oyuncu gelecek, Chelsea'den üç oyuncu gelecek, dünyanın en iyi hocası gelecek. Ama hepimiz öyle zannettik. Heh. Ama bir sabırsızlık olunca bir hışımla bunu getirdiler. Yoksa Beşiktaş yani hiç mi alternatifi yoktu? En kötü şunu diyebilirsin. Ya şununla görüştük olmadı, bununla görüştük olmadı. Ya Türkiye'de Mourinho dışında bir Portekizli'nin olma şansı. Ya o da Mourinho da buraya Mourinho 50 milyon 100 milyon euro bütçe gelmeden zaten gelmez. Yani en son dedi ki oluyor. Ya tamam getir. Bunu mesela yapıyorlardı. Bütün başkanlar yapıyor. Artık bir arada hani tamam getir diyor. Şunlar olsun sussun da getir diyor. Yani çünkü bütün takım başkanları bunu yapıyor. Şimdi Santos daha oyuncudan adını ezberlememiştir abi. Evren abi. Yani ezberlememiş belli yani. Yoksa şu kadro ne Pendi? Pendi'nin kadrosunun Beşiktaş'la mukayese olacak bir tarafı yok. Şunu diyebilirsin. Pendik sana çift santrafor oyuncu. Sen Pendik'e niye çift santrafor oynamıyor? İşte burayı soracağım. Abi benim sezon başından beri söylediğim şu. Galatasaray, Fener sezon başından beri söylüyor. Senden iyi kadro. Bugün Beşiktaş sezon başından beri 4-4-2 oynasaydı şampiyon olmayacağına garanti veririm. Ama bu kadar yarıştan çabuk kopacağına garanti vermezdim. Yani yine ilk üçte yani Galatasaray'ın, Fener'in 5-6 puan gerisinde olurdu. Sen Beşiktaş'sın ya. Tek santrafor nedir abi? Kötü takım hücum yapar abi, savunma yapmaz. Yani şimdi bak ben sana söyleyeyim. Samet sen anlatıyorsun da. Şu kadroyu şuradan komple Pendik Spor kadrosu gider. Ligde şu kadro Pendik formasıyla 5. olur. Olur, hakikaten olur. Ama burada baskı var, taraftar baskısı var, medya baskısı var. Ha, diğer taraf ne? Bu zaten ilk Sergen'in gidişiyle başladı. O Valerian İsmail'in gelişi, o Ceyhun Kazancı'nın mesela şimdi görüyorum birkaç televizyonda çıkıyor. Yani adam sanki Berlusconi şeyde Milan'da spor direktörlük yapmış. Sanki Inter'de spor direktörlük yapmış. Öyle bir anlatıyor ki. Yani onun anlattıkları biz ne görmüşüz, ne yaşamışız, ne biliyoruz, ne görüyoruz. Adam öyle bir anlatıyor ki. Yalanmış yutmuş. Zaten bu iş Valerian İsmail'den başladı. Şenol Güneş'le devam etti. Zannettiler ki Şenol Güneş. Ya Marcelo'yu, Pepe'yi, Mario Gomez'i, Talisca'yı, İyivi Gökhan'ı, Caner'i, Adriano'yu, Fabri'yi. Ya bugün Türkiye Ligi'de kime versen şampiyon olmaz. Tabii. Marifet de Şenol Güneş'le zannettiler. Marifet'i Şenol Güneş'le zannettiler. Geldi kötü kadroyla ne yapabildi? Hiçbir şey yapamıyor. Günah keçisi kim oldu? Başkan. Ya Santos gelmeden önce ne dediler biliyor musun? Şenol Hoca gelsin diye bu ülkede şey açıldı. Twitter'da ne diyorlar ona? Tekrardan geri gel. Trend topik oldu. Böyle bir şey var mı? Bu işin günah kime kaldı? Rıza Çalınbay'a kaldı. Kısmen Burak'a kaldı. Şimdi görüyorum medyada. Bakalım Samet Aybaba ne açıklam? Samet Aybaba ne yapsın? Samet Aybaba'nın önünde sihirli değnek mi var? Yani hiçbir şey değiştiremez. Yani Samet Aybaba'ya parayı verdiniz de Samet Aybaba seni transfer mi getirmedi? Ne yapacak Samet Aybaba yani? Transfer komitesinin de başındaymış hocam Samet Aybaba. Ya tamam da leblebiyle para transfer yapılmıyor abi. Olmuyor mu leblebiyle? Önceden rahmetli Cavcav Anıttepe'de sahayı kiralamak için, yarı sahayı kiralamak için iki çuval un veriyordu. Sahayı iki saat kiralıyordu Gençler Birliği. Değil mi? Şimdi öyle bir takas makas da yok. Para olmadan futbolcu olur mu yani? Olur bu iş hocam, parayla hocam. Olmaz. Parasız hiç olmaz.